Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bu görmüş olduğunuz ip askılı bluz. Bu bluzum iki renkten oluşuyor. Altı açık pembe, üstü koyu lacivert ve ipleri de pembe kordonla yaptım. Kumaştan yapmadım, yani elimde bulunan kordondan yaptım. Hemen videoya başlamadan önce her zamanki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer benim videolarımı izleyerek herhangi bir şey yaparsanız, dikerseniz, benimle paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya geçebiliriz. Elimde böyle parçalarım var. Biri pembe, biri de koyu lacivert. Bu parçalarım benim iki tane bluzumdan çıktı. İki tane bluzumun eteğinden kısalttım. Kalanları da sakladım bir şey yaparım diye ve bu şekilde bir bluz yapmaya karar verdim. Bunları şimdi kesildiği yerlerden birbirine dikeceğim. Altı ya da üstü hangisi geleceği hiç önemli değil. Ben altında kalan kısmı pembe parçayı kullanacağım. Çünkü etek ucu dikilikti. Diğerinin etek ucu bunun kadar muntazam değildi. Bir de pembe parçanın önünde bir detay var. O detayı da kullanmak istiyorum. Eteğine gelsin istiyorum. O yüzden eteğine pembe parçayı kullanacağım. Bu şekilde iğneliyorum. Güzelce tutturuyorum yan dikişlerini denk getirerek. Gösterdiğim yerden düz dikişle dikip sürfile çekiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Fazla ipliklerimi temizliyorum. Daha sonra buna kol oyuntusu ve yaka oyuntusu vereceğim. Bu parçayı üzerime tuttum. Yaka oyuntusu ve kol oyuntusu nerede başlamasını istiyorsam oraları iğneyle tutturdum. Bu şekilde yaka oyuntusunu veriyorum. Gördüğünüz gibi bu iğneyi tutturduğum yer yakamın başlamasını istediğim yer. Aynı şekilde hemen hemen böyle 2 santim bir düz kısım bırakıp daha sonra kol oyuntusu veriyorum. Bu şekilde kol oyuntusunu kesiyorum. Kumaşımı tekrar yan dikişlerinden ikiye katlıyorum. Bu arada şu an sadece önü kestim. Önü ve arkayı ayrı ayrı kesiyorum. Herhangi bir kaydırma yapmamak adına ben bunu yaptım. Önü ve arkası aynı ölçülerde kesildi. Aynı şekilde koltuk altını da bir önceki kestiğim şekle göre kesiyorum. Arkayı biraz daha yüksek yapacağım bluzun. Yine aynı şekilde elimle göz kararı çiziyorum ve üst kısımdan 2 santim kadar düz kısım bırakıyorum. Zaten bluzumun şablonu ortaya çıktı. Kestikten sonra bu şekilde görünüyor. Yaka ve koltuk altlarını bu şekilde 2 kez içe kıvırarak düz dikişle dikeceğim. Buraya gelen kısımlar da bu şekilde 2 kez katlanacağı için tam askıya göre incecik kalacak. Askı olarak da bu kordonu kullanacağım. Bu biraz gül kurusu bir rengi var. Yakasını önce bir kat kıvırıyorum. Düz dikişle dikiyorum. Ortadan başladım. Kenarlarından başlarsam yamuk dikerim diye. Çima dikişi yaparken, kıvırma ayağı kullanırken bana biraz zor geliyor. Bu kenarlar biraz oval olduğu için önce bir kat düz dikiyorum. Daha sonra tekrar kıvırdığım yerden tekrar katlıyorum ve tekrar düz dikiş atıyorum. Dolayısıyla çima dikişi şeklini vermiş oluyorum. Yani kıvırma ayağının yaptığı şekli ben iki kat kıvırarak yapmış oluyorum. Ha, bu çok kullandığım bir yöntem değil ama bu parça çok az olduğu için bu şekilde kullandım. Ama çok büyük parçalar dikiyorsanız bu biraz fazla zahmetli olur. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Biraz koyu renk olduğu için tam anlaşılamamış. Detayını göstereceğim ileride. Bir askısını diktim. Üzerime göre yerleştirdim. Ben giydim bluzu. Ona göre askının uzunluğuna karar verdim. İkinci askıyı da birinci askıyı ölçerek kesiyorum aynı boyutta. Daha sonra bu şekilde askımın ucu, kısa ucu yukarı bakacak şekilde, diğerini de alttan döndürerek yukarı bakacak şekilde yerleştiriyorum ve düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra da bu şekilde görünüyor.
Gerçekten çok güzel oldu bence. Çok kullanışlı oldu. Tam yazlık. Askıları da bu şekilde gördüğünüz gibi. Yakası da bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi içinde iki kat dikiş oldu. Ama dışarıdan görüntüsü sanki tek katmış gibi. Askıları da bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi pembe bir kordon bu. İçi de bu şekilde, iç dikişi birbirini birleştirdiğim yer. Dıştan da bu şekilde görünüyor. Son halde bu şekilde. Gayet iki renkli çok şık bir bluz oldu. Kumaşların birbirine uyumlu olması da bir avantaj oldu açıkçası. Çünkü ikisi farklı türde bir kumaş olsaydı biraz zor olurdu. Bunlar dökümlü kumaşlar olduğu için gerçekten çok güzel oldular. Neyse ben lafı çok uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.